Taze sizin için. Yani üretim bu sabah. Vakit tadına. İstanbul'da. Mili. Bak kısmeti ve bak çiftli geldi. Vitaminli olan, D vitaminli olan. Şu geçen geldiğinizde yediğiniz elma sütü güzeldi. Ama taze olsun. Biraz ekşi, ama güzel. Yani açıkçası içinde şey falan olmadığı için, doğal olmayan rafine şeker falan olmadığı için. Muhteşem ama. Yani gönül rahatlığı. Muhteşem lezzet. Buna bayılıyorum. Bu da tamam olur. Ben de bir tane alabilir miyim? Tabii abi, baktığında. Bu elma sütüyle olan. Aa, bu jel gibi. Aynen. Bunun üretim sürdüğümüz firmayla beraber biz geliştirdik. Patentli bu makine. Bir yer misiniz böyle yiyoruz? Teşekkür ederim. Sirke var burada. Var. Elma sirkesi. Şurada da vitamin var. Bir de bunu tadılamak istiyorum. Bu ne? Bunlar da yine sizin için hazırladığımız şeyler, kremler, yüz kremler. Benim adım. Bak açayım. Ya inanamam. Çıkarayım mı? Murat sen de maske çıkartın. O zaman mesafe koyalım. Tamam. Aynen. Sizin için geldi. Bunlardan şey yapabilirsiniz. Yüzümüze mi sürüyoruz? Hocam cilt maskesi. Bir süre sonra yıkayabilirsiniz. Aynı şekilde kalabilir. Vitamini besleyici. Kızı çok güzel. İçinde arı sürücü. Sonra yıkıyor muyuz? İsterseniz yıkayabilirsiniz ama yıkama imkanınız olduğunda leke kal- yapıyor mu? Yok. Hiçbir şey. Güneş koruyucu var mı içinde? Güneş koruyucu koymuyorlar diye biliyorum. Evet. Koymuyorsunuz değil mi? Ne var içinde? Doğal. Arı sürücü. Ondan sonra... Krem bazı. Yani bunu kullanıyorum, şunu kullanıyorum. Bayıldım. Ben size bir tarif vereyim. Siz bana öğreteceğinizi tamam. Zannettiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Ben çünkü daha önce geldiğimde hediye ettiler sağ olsunlar. Ben çok herbalistimdir. Yani böyle otlarla şifalanmaya çok inanırım. Geçen gün böyle bir üşümüştüm. Sadece koşu yapıyorum ben. Eve geldim. Biraz melisa vardı. Melisa çayı yaptım. Biraz civan perçem attım. Biraz da bundan, onlar civan perçeme acıdır ya, iki küp de bundan attım, bir litreye. Ya biraz da ıhlamur koydum. Böyle bir lezzet yok. Yani bu, bence bitki çayı içemeyen çocuk, büyük, herkes için içine atıp aromasından faydalanacağınız harika bir iş yapmışsınız. Evet, tebrik ederim. Çok sevdim. Bunu ikilas tapına bayıldım, bunu da kullandım. Siz... O bağırsak, ben her sabah kalktığımda bir yani. Lezzetli bir bağırsak çalışıyorum. Şimdi sistemi düzenliyorum. Bunu bilmiyorum. Kedi okunu, aa bunu çok isterim, uyku için. Aa güzel. Hemen buldum. Bu neymiş? Demek ki, aa detoks. Detoks çaylarımız var, bir tane daha var benimde kalmış. Elkanetini mi? Onu aldım, kullanıyorum, bayılıyorum geçen hafta. Anladın mı sizi? En popüler olan, ben. İdris hocam, siz bana geçen hafta bundan vermiştiniz. Bununla bir tarif yaptım YouTube'da. Aa. Evet evet, ben ürünleri kullanmaya başladım bu arada. Ben çok seviyorum bu ürünleri. Öncelikle yani tek tek hepsini denemedim. Ama denediğim kadarıyla hepsini çok beğendim. Bir kere bu girişimin ülkem adına bir vatansever olarak çok onur duyduğumu hissediyorum. Yani bu çok önemli bir girişim baktığınızda. Bir üniversitenin markasının olması. Çünkü üniversiteler aslında dünyaya açılan penceredir. Buradaki ilim, bilim ve aynı zamanda üretim safhası pek anlatılmaz. Hep de ondan şikayet ederiz ya. Deriz ki işte üniversitelerde daha pratik olsa, hayata geçtiğinde daha. Tabii ki bir üniversitenin bununla uğraşıyor olması, kendi markasını büyütüyor olması bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kullandığım kadarıyla da her ürününü çok beğendim. Böyle ufak detaylarla diğer markalardan farklılaşmışlar doğallıklarını bozmadan. Mesela Karadut'ta çok hafif bir tuz oranı vardı. Çok hafif ama böyle eser şeklinde. Ben biraz yemekle ilgilendiğim için onu anladım ve beni çok etkiledi. Ha dedim ben tuzlularda da bunu aroma olarak kullanabilirim. Var mı bu arada bir tuz oranı? Çok hafif bir tuz oranı var. Çok hoşuma gitti. Birçok ürününü çok kıymetli buldum. Çok beğendim. Şimdi pancake'te bir sürpriz bir şey var. Mesela ben iki yumurtanın akını hemen böyle köpürtüyorum. İçine iki yemek kaşığı yulaf koyuyorum. Ya küçültülmüş ya da büyük fark etmiyor. Onu da çeviriyorum. Biraz karadut ya da burada harmut şey var, keçi boynuzu pekmezi var. İki kaşık ondan koyabilirsiniz. Karıştırıyorsunuz. O biraz böyle tat da veriyor. Tarçın seven tarçın zencefil de ekleyebilir. Onu ekliyor. İçine isterseniz biraz karadut, biraz karaüzüm ya da blueberry ya da ceviz ya da fındık. Evde ne arttıysa ne kaldıysa kavanozun dibi de olabilir fark etmiyor. Onları koyuyorsunuz. Sonra tavada tereyağında arkalı önlü pişiriyorsunuz. Sonra üzerine biraz pekmez, bal, tarçınla servis ettiğinizde hem çok sağlıklı
Hem de bence artık çok bildiğimiz tatlılar var. Biraz daha farklı bir tada geçmek beyin için, kalp için, yeni bir şeye adapte olma yeteneği için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu tariflerde bu şeyleri kullanabilirler. Soğuk aldığını, yani böyle hissedersiniz ya soğuk aldığınızı. Ben hemen eve giderim, böyle evde bitkilerim vardır, işte hatmin vardır, kök zencefillerim vardır, köklerim vardır mesela, zencefil kökü vardır, havlıcan kökü vardır. Kökleri kaynatırım ama hatmin vardır mesela, onu da demlerim. Bu demlediğim çayların içine bazen çocuklar lezzetsiz bulabiliyor, içirmek zor oluyor. Biz bal mal koyuyoruz ama bal da çok sıcakla çok doğru değil. Ilıtıp koymak gerekiyor. O yüzden ben atom çayını bu markanın koyuyorum. Çok lezzetlendiriyor. Kimse de anlamıyor ne kadar lezzetli çay yapmışsın diye. Elimin sırrı diyorum orada. Olur. İnsan bence doğadan ne kadar uzaklaşırsa o kadar doğaya dönmek için çabalıyor. Yani yaşamı bitirmek için. Çünkü yaşamı bitirmek de bir doğaya dönüş ya. Bence doğadan kopmayıp o süreyi biraz uzatmak daha kıymetli geliyor. O yüzden bu ürünlerle temas etmek bence doğada kalıp doğaya tam dönmeyi engelliyor gibi geliyor. Teşekkür ederim. Sen şöyle. Valla ürünlerle ben de kullanıyorum. Ürünler gerçekten mükemmel yani. Teşekkür ederim. Açayım ben de. Çok uygun. Gencecim ne güzel. Güzel. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamamen bir şey yakaladım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Melis uyuyor mu? Şu tek başına. Bir sakinleştiği insan uyuyor ya. Yine de sakinleşiyor. Ha? Verdik. Abi baksana. Şey mi? Saçlar esmiş. Bizim hiç alakası yok. Sever misin? İlaporu bulursam ben sevmem. Bana getir diyor.